Gelsin. Neredesiniz şu anda? Ne zaman ulaştınız? Gözlemlerin Teşekkür nedir? ederim Sera. Gözlemlerin nedir şu dakika itibariyle orada? Serap, biz yaklaşık 24 saat olacak. Dün akşam Bükreş üzerinden Romanya sınırına geldik. Romanya-Ukrayna sınırında Siret sınır kapısındayız. Hemen arkamızda sınır kapısı ama karanlık olduğu için tabii şimdi görülemiyor. Biz bugün burada insani yardım standlarını dolaştık. Ukrayna'dan gelen mültecilerle mümkün mertebe konuşmaya çalıştık. Genel olarak durumu yerinde gözlemlemeye çalıştık. Bizi alacak otobüsü bekliyoruz. Bundan 3-4 saat sonra yaklaşık Ukrayna'ya doğru yola çıkacağız. Yani sınırı geçeceğiz. Kiev'e yola çıkacağız. Uzun bir yol. Çok şartlar da belli değil. Yani normalde 11-12 saat sürüyor diyorlar ama tabii çok fazla kontrol noktası var. Dolayısıyla kestiremiyorum. Gördüğüm kadarıyla bir kere daha vurgulayayım. İnanılmaz sert bir soğuk var burada. Ve gelenlerin tamamına yakını kadın ve çocuk. Şartlar çok çok zor. Romanya hükümeti çok fazla bir altyapı oluşturamamış burada. Yani çok iptidai tuvaletler koymuş. Akan suyu dahi yok, elektriği yok. Burada en görünür güç Türkiye. Hakikaten Türkiye devleti bu tip organizasyonlar konusunda çok hızlı hareket edebiliyor. İşte AFAD var, UMKE var. Burada elden geldiğince temel ihtiyaçları gidermeye çalışıyorlar. Böyle sağlık şikayetleri için daha önce de görüntülere rastlamıştı. Sevgili meslektaşım Kemal Öztürk de buradan aktarmıştı. İşte yataklarla sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin dışında benim gördüğüm Romanya Patrikhanesi'nin bir standı var. Onlar temel bir iki yardımda bulunuyorlar. İtalya'dan gelmiş yardım grubu var. İsrail'den gelmiş var ama yani çok yetersiz. Nagihan, gelenlerle herhalde o kadar büyük dramlar ki gelenlerle konuşuyorsunuzdur herhalde. Efendim Kürşat. Romanya'da kalacaklar mı, gidiyorlar mı yoksa başka bir ülkeye? Hedef neresi yani? Ben zannetmiyorum Romanya'da kalacaklarını. Muhtemelen batıya doğru bir göç olacak. Kürşat, şöyle, şimdi buraya gelenler kabaca ikiye ayrılıyorlar. Maddi olarak daha iyi durumda olanlar, onlar Ukrayna'dan, evlerinden yola çıkmışlar. Otobüslerde kendilerine yer bulmuşlar. Ve o otobüslerle Ukrayna sınırını geçtikten sonra aynı otobüslerle devam ediyorlar. Onların bir kısmı burada akrabaları olduğunu söylüyor. Romanya'da kalacaklar. Bir kısmı da Avrupa'nın başka noktalarına gitmeyi hedefliyorlar. Onlar görece daha iyi şartlardalar. Yani herkes tabii her şeyini geride bırakmış. Evini, barkını, iki küçük bavulla geliyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir trajedi var. Ama bir de maddi olarak çok sıkıntılı olan, otobüsle kendilerine Romanya'ya kadar götürecek bilet parası olmayanlar var. Onlar için durum hakikaten çok çok acı. Yani bir şekilde Ukrayna sınırına kadar gelmeyi başarmışlar, araçlar ayarlayıp. Ukrayna sınırında iniyorlar. Esas dram öbür tarafta. Çünkü orada işlemler çok yavaş. Dolayısıyla bir aile için en aşağı 1-2 saat sürüyor o prosedür. Kilometrelerce kuyruk var. Çocuklar donuyorlar. Bize gelen bilgi, birçok çocuğun çok kötü durumda olduğu, yani yürüyecek dahi hallerinin kalmadığı. Onlar buraya geçtikten sonra çok büyük bir kaos. Çünkü yürüyerek geçiyorlar ve burada herhangi bir araç rezerve edilmiş değil. Bir şekilde bir otobüs ayarlamaya çalışıyorlar. Türk vatandaşları için, Türkiye vatandaşları için buraya gelen otobüslerde yer varsa mümkün mertebe yardımcı oluyor Türkiye. Onun dışında farklı, işte Romanya'nın buraya getirdiği araçlar var. Bir ücret karşılığı gidiyorlar ama yani o ailelerin durumu çok belirsiz. Bir kısmı Romanya'da akrabalarımız var, onların yanına gideceğiz diyorlar. Bir kısmı ise meçhule gidiyor. Yani yanlarına birer çanta almışlar. Hayatlarına dair başka hiçbir şeyi kurtaramamışlar. Gelenlerin sayısı artıyor mu peki? Açıkçası çok büyük yani bir soru işareti. Gelenlerin sayısı artıyor mu her saat ilerledikçe? 2 milyonuna yakın çünkü kişi ayrıldı Ukrayna'dan şu anda. Ne görüyorsun sen gelenlerin yoğunluğuna baktığında? Bize söylenen, Serap, bundan 3-4 gün önce çok daha yoğun bir giriş oldu. Şimdi görece sakin. Öyle çok büyük kalabalıklar bu tarafta, Romanya tarafında görmüyorsunuz. Ama bunun bir sebebi de Ukrayna'da işlemlerin özellikle çok ağırdan alınması. Yani Ukraynalı yetkililer insanların ülkeden çıkmasına çok da sıcak bakmıyorlar. Ülkelerini terk etmesini istemiyorlar. Dolayısıyla orada
aslında bu işi zorlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. O tarafta çok insan olmasına rağmen oradan buraya böyle kitleler halinde bir çıkış olmuyor. Peyderpey çıkış oluyor. O yüzden o yoğunluğu Romanya cephesinden görmek çok mümkün değil. Ama burada uzun süredir olan arkadaşların söylediği, işte bundan birkaç gün önce şu ana göre daha fazla bir çıkış oldu. Tabii önümüzdeki günlerde bu insani koridorların da hızlanmasıyla birlikte yeniden zannediyorum bana gelen bilgi bu çıkışların artacağı yönünde. Nagihan Altı, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Bir kolay gelsin, geçiş abi. Yolculuğunuz var. Rahat gidersiniz umarım Kiev'e ben doğru. Ben teşekkür ederim. Zor bir güzergah. Çok teşekkürler.